Hayırlı günler dostlar. Yeni gelişmelerle karşınızdayız. Öncelikle Suriye'deki son duruma bakalım. Suriye'de dostlar Amerika öncülüğünde Uluslararası Koalisyon'un 93. ayında bugün itibariyle bugün 190 kamyonla terör örgütü DEAŞ'a karşı Amerika Birleşik Devletleri bir diğer terör örgütü olan PYD'yi desteklemeye devam ediyor. Kamyonlarla takviye yapıldığına dair üstlere sevkiyatı ilişkin haber Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından servis ediliyor. PYD'nin işgal ettiği bölgelerde Amerika tarafından sözde SDG kılıfı altında bölge 190 kamyonla bugün itibariyle sevkiyat yapılıyor. Yine bunun dışında Suriye'deki diğer gelişmelere bakalım. Türk topçu birliklerimiz Afrin'in güneyinde, Sorane köyünde terör örgütü PKK mevzilerini vurmaya devam ediyor. Suriye insan hakları gözlemevi de Halep'in doğusunda, Mühim için batı kırsalında Rus araçlarını kaydalıyor. Rus zırhlıları da buraya daha fazla sevkiyat yaparken yine buna ilişkin görüntü paylaşılmış. Bugün dostlar ortak devreye yapıldı. Rus ve Türk kuvvetleri Haseke kırsalında sınır bölgesini gezdi başlığı atılmış. Bu şekilde bir haber aktarılıyor. Yine iki Rus helikopteri de bölgede uçuş gerçekleştiriyor. Daha sonrasında dostlar 72 saat içerisinde cebel Bişri bölgesinde rejim güçlerinin 26 mensubunun terör örgütü DAESH tarafından öldürüldüğüne yönelik haber paylaşılıyor. Esad rejimi de kan kaybetmeye devam ederken yine dostlar önemli bir gelişmeyi aktaralım. Türk saldırısı Afrin kırsalında Şirava ilçesinde köylere ağır top mermileri isabet etti başlığı atılmış. Ordumuz burada terör hedeflerini vurmaya devam ederken İran'da Haman'ın kuzeyinde Morek şehrinde İran'ın Kudüs gücü milislerini mevzilerle güçlendiriyor, mevzi kazıldığına dair görüntü paylaşılmış. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin iki tane araştırma, bir tane keşif gemisiyle beraber sondaj yaptığı alanı da görmektesiniz. Üç gemi bölgeye yolladılar. Bu bağlamda da harita paylaşılmış. İşgal altındaki Luangs Oblast'ında Rusya'nın S-300B serisi 9A83 Heller'ını görmektesiniz. Bölge sevkiyat yapılıyor. İsrail Meclisi İran'da dostlar Devrim Muhafızları Ordusu istihbarat Teşkilatı başkanının görevden alınacağını 5 gün öncesinde yazmış. Sebep ise Türkiye'de İsraillere yönelik zarar verme girişimlerinin başarısız olması. Yani İsrail İran içine öyle bir sızmış ki bugünkü görevden alınmayı 5 gün öncesinden söylüyor. Bunun dışında dostlar Edirne'ye gidiyoruz. Milli Savunma Bakanlığımız ordumuz için kritik olan bir tatbikattan bahsediyor. 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımız tarafından A destekli Yetenek projesi kapsamında tatbikat başlıyor. Özellikle elektronik harp olduğunu da söyleyelim. Bugün dostlar Libya'da Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akira Salih'in Genevre'de Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halit Elmişli ile görüşeceği duyuruldu. Görüşme 28 Haziran'da yapılacak. 2-3 gün önce tam olarak gününü hatırlamıyoruz. Mişri'nin ülkemize geldiğini de hatırlatalım. Kendisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop'la görüşmüştü. Şentop da bugün itibariyle Kırgızistan ziyaretine devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geliyor. Burada Çavuşoğlu şu açıklamayı yapıyor. İsrail'le diplomatik ilişkilerimizin büyük elçi seviyesine çıkarılması yönünde çalışmalara başladık açıklamasını yapıyor. Bugün dostlar önemli bir zirveden görüntüler görmektesiniz. Güney Afrika Devlet Başkanı, Brezilya Devlet Başkanı, Hindistan, Çin ve Rusya Devlet Başkanlarını görmekteyiz. Bugünkü zirvede Vladimir Putin, Birik'si Batı'nın bencil eylemleri karşısında işbirliği yapmaya çağırırken, Rusya gruba üye ülkelerle işbirliğini güçlendirmek için bazı açıklamalarda bulundu. Bu da günün önemli gelişmelerinden bir tanesi. Bosnersek'e gidiyoruz. Bosnersek'te 1992-1995 döneminde yaşanan savaşta başkent Saraybosna yakınlarında Patriti bölgesinde kaybolan ve kimi kalıntılarına ulaşılamayan 46 sivilin yakınları gösteri düzenliyor. Bosnersek savcılığı önünde toplanan kayıp yakınları Savaşta esir kampına kapatıldıktan sonra bir daha haber alamadıkları yakınlarının kemiklerine ulaşılması çağrısında bulunduğu. Grazina şu açıklamayı yapıyor. 30 yıldır kardeşime ait kemik bulma ümidiyle yaşadığını ifade ederek sağlık sorunları olmasına rağmen protestoya katıldığını söylüyor. Dün yayınladığımız haberde işgalci İsrail rejiminin Filistin'de işgal ettiği bölgelerde 9 metrelik yeni bir duvar ördüğünü söylemiştik. Bu düz İslami Vakıflar İdaresi İsrail'in Mescid-i Aksa çevresinde yürüttüğü kazılar ve şüpheli çalışmalarla ilgili bugün de uyarıda bulunduğu Mescid-i Aksa'nın yönetiminden sorumlu Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada İsrail Tarih Eserler Kurumu ve işgalci el örgütünün bir süredir Mescid-i Aksa'nın civarında yürüttüğü kazıları şüpheli ve gizli kapaklı eylemleriyle büyük bir ciddiyetle takip ediyoruz ifadesini kullanırken kazıların özellikle Mescid-i Aksa'nın bitişiğinde güney ve batı yönlerinde Burak Duvarı ve Emevi Sarayları alanlarında yürütüldüğünü de not düşelim. Görüntü görmektesiniz dostlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Isık Göl Havalimanı'nda Kırgızistan Meclis Başkan Yardımcısı Ulan Primov'la bir araya geldi. Buradan görüntü aktarılmış. Kendisi bizzat yetkililer tarafından havalimanında karşılanmıştı. Bunun dışında dostlar Gürcistan'a gidiyoruz. Tiflis'ten haberimiz var. Gürcistan'dan Avrupa Birliği'ne aday ülke statüsünün şimdilik verilmemesine tepki açıklamasını yapıyor. Burada dostlar Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili Avrupa Birliği Konseyi'nin Gürcistan'a aday ülke statüsü verilmesi konusunda yeniden değerlendirme yapacağını açıklamasından sonra bu kararın haksız olduğunu ifade ediyor. Garibashvili Başkan Tiflis'e yakın Isovorani köyünde Yaralı Savaşçılar Haftası'nın açılış töreninde konuşma gerçekleştiriyor. Açıklaması kısaca bu şekilde. Diğer haberde olsa Rus medyasındaki habere göre Rus ordusu bir günde 21 Ukrayna İHA'sı düşürerek rekor kırdı. Rus ordusunun şu ana kadar düşürdüğü bir gündeki en fazla iyi olduğunu söyleyelim. Rusya Savunma Bakanlığı Çinliği basın briefinginde tüm general Igor Konuşenkov tarafından duyurulurken aynı zamanda Tochka taktik, taktik füzesinin 22 roketinin taktik durdurulduğu duyuruluyor. Fakat olaya ilişkin herhangi bir ayrıntı da verilmemiş. Diğer haber dostlar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Belarus'un en önemli stratejik ortak ve en yakın arkadaş olduğunu söyledi. Kendisi Belarus Savunma Bakanı ile görüşme gerçekleştiriyor. Yine Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İran Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde Ukrayna limanlarından İstanbul Boğazına giden gemilerin güvenliğini garanti ettiklerini söylüyor. Lavrov bugün bilindiği gibi İran'da, İran Dışişleri Bakanı Abdullahian ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü. Avrupa Birliği Batı Balkanlar gayri resmi zirvesi sona erdi. Toplantıya katılan liderler aile fotoğrafı çektiriyor. Batı Balkanlar zirvesi bugün bitti. Yarın da Avrupa Birliği genel zirvesi yapılacak. Özellikle Rusya, Ukrayna son durum. Doğal gaz konusu ve buğday konusu görüşülecek. Bugün itibariyle Batı Balkanlardan bazı ülke liderleri buraya gelerek Avrupa Birliği ile görüşme gerçekleştiriyor. Birinde gibi Bulgaristan'da yaşananlardan sonra... Özellikle Kuzey Makedonya ve Arnavutlu'nun Avrupa Birliği'ne girme ümidi de artmış durumda. Evet dostlar bir başka videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.